Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. E, bu videoda Bitcoin üzerine konuşacağız. Özellikle e, kısa vadeli hareketlerin e, hareketleri değerlendirdikten sonra uzun vadeli hareketleri de şöyle bir Bitcoin özelinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Nitekim analistlerden yine belli başlı görüşler var ki bu konu fikir birliğine ulaşmış durumda. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Haricinde Bitcoin videolarının devamı içinde videoyu beğenerek e, olumlu tepki gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin özelinde ortada şöyle bir şey var. Bu arada e, Haziran-Temmuz'u zaten bundan bir önceki videoda değerlendirdik arkadaşlar. E, geçtiğimiz videolarda da bir şeyler paylaştık dedik ki e, belli başlı analistler 2022'nin son çeyreğinde yani Ekim, Kasım, Aralık e, bu 3 ay içerisinde e, piyasada rally beklediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Boğa sezonunun açılışı e, beklendiği söyleniyor. Şimdi yine Bloomberg analistlerinden arkadaşlar e, başka birilerinden daha bugün biraz daha fazla geldi e, saate rağmen. Bu konuda açıklamalar geldi ve yılın son çeyreğinde rally beklediklerini söylediler. Şimdi bu konuda e, bunu belki bu adamlar söyleyen 10. 15. analist oldular. E, ki buna ben de katılıyorum bu fikre. Şimdi bu adamlar bunu neden söylüyor arkadaşlar? Aslında buradaki e, ana mantık nedir? Arkadaşlar ana mantık şu bir kere kesinlikle Amerika ve FED. FED sürekli faiz arttırımına gittikçe arkadaşlar biliyorsunuz ABD'de e, enflasyon çok yüksek zirveye ulaştı. Özellikle pandemiden sonra. Ve bu durumu kontrol altına almaya çalıştılar. E ne yaptılar? Faiz arttırımına gidiyor adamlar arkadaşlar. FED faiz arttırımına gittikçe dolar değer kazanıyor. E dolara yapılan yatırım en nihayetinde arkadaşlar kriptodan e, direkt yani somut olarak bir çekimle gerçekleşmiş oluyor. Adam kriptodan parayı kaldırıyor. Parayı çekiyor. Gidiyor dolara yatırıyor. Yani durum e, bu şekilde olmuş oluyor. E bu durumun bilinmesi de Perde arkasında yine genel yatırımcı arasında yani dünya genelinde bir ne yapmış oluyor arkadaşlar korkuya yol açmış oluyor. Bu anlattığımız sebeplerden ötürü FED faizi arttırdığı müddetçe ne yazık ki arkadaşlar kripto ve bitcoin baskılanmaya devam edecek. Şimdi burada hala hazırda birkaç parti adamlar zaten faiz arttırımını yaptılar ki gitgide bu arttırımı daha şiddetli hale getiriyorlar. Dün 75 bas puanlık faiz artışı yaptılar. E, 27 Temmuz'da bir 75 daha bekleniyor sevgili dostlar. E, bununla birlikte en nihayetinde bunun da bir yerde bir sonu var ve yılın son çeyreğine kadar bunu aslında e, adamların dolar paritelerini düzgün bir şekilde beklenen seviyelere enflasyonu da e, durdurmuş olmaya doğru gitmeleri bekleniyor. Aslında bunun en nihayetindeki şeyi bu. E, ana mantığı bu. Zaten Bitcoin'in bu kadar baskılanmasının sebebi e, uzun zamandır. Yine da sevgili arkadaşlar e, genel piyasalardaki enflasyon ve buna ülkelerin e, verdikleri tepkiler. Genel anlamda zaten durum buydu. Uzun lafın kısası son çeyrekte artık e, faiz arttırımlarının duracağını ve bu şekilde arkadaşlar doların e, ezmeyeceğini öngördüğümüzü söylemek isterim. Bununla da birlikte zaten Bitcoin tarafında e, kesin bir yükselişe geçeceği kanaatindeyim sevgili dostlar. Yani tamamen şu anda aslında FED tarafından e, bir baskılanma ve bununla da birlikte kötü haber pompalanmasıyla sürekli bir baskılanma oluyor. Fakat bu baskılanmanın ve uzun süren bu düşüş etabı arkadaşlar çok ciddi patlamalarla ve ATH'larla 2022'nin son çeyreğinde karşımıza çıkacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.